Biraz önce bir Facebook'ta bir video izledim. Ermenistan'ın 30 sene önce Karabağ'ı işgal edişini gösteren bir videoydu. İzleyince gerçekten kanım dondu. Orada yaşlı bir kadının orada Ermeni askerlerine nasıl yalvardığını, köyün içerisinde hani kimsenin kalmadığını ve çocuklara ve oradaki kadın ve yaşlılara hani zulmetmemeleri için nasıl yalvardığını, nasıl ellerini açtığını izledim. Ermeni askerlerinin de gülüşlerini ve havaya ateş açarak o bayanı oradan uzaklaştırdığını görünce kanım dondu resmen. Şimdi 30 sene geçti ve gün oldu, devran döndü, tekrar Karabağ alındı. Karabağ alındı ama oradaki Ermeni ailelerinin kaçarken kendi öz çocuklarını bile orada bırakıp ve onları da Azerbaycan askerlerinin nasıl beslediklerini, çocuklar nasıl sahip çıktıklarını görünce bütün dünyaya biz nasıl bir millet olduğumuzu, yani nasıl bir ırk olduğumuzu dünyaya lanse ettik. Ama görürler mi? Kimse görmez. Hayatta yani. Hiç kimse görmez. Ermenilerin yaptıklarını görürler mi? Umurlarında değil. Çünkü onların köpekleriydi, onların uşaklarıydı. Burada benim söylemek istediğim başka bir şey var aslında arkadaşlar. 30 sene önce Ermenistan Karabağ'ı işgal ederken, Azerbaycan'dan alırken o toprakları, Azerbaycan çok mu güçsüzdü? Şimdi 30 sene sonra Karabağ'ı tekrar Azerbaycan aldı. Şu anda Azerbaycan çok mu güçlü? Aradaki fark ne? İlham Aliyev şu anda Türkiye'de kime sorarsanız sorun kayıtsız şartsız bir kahraman şu anda. Karabağ aldı ya, şu anda bir kahraman. Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan onun 30 kat daha fazlasını yaptı. Erdoğan'a niye kimse böyle sevgi beslemiyor? Ondan niye nefret ediyor bizim bazı grup, bazı kitleler? Neden nefret ediyorlar? İlhan Aliyev o Karabağ'ı alırken kimden güç aldı? Kimin güçlü olmasından ötürü Karabağ'ı alabildi? Karabağ'a nasıl operasyon çekti? Türkiye arkasında olmasaydı, biz silahları vermeseydik, her şeyimizle arkasında olmasaydık, güçlü olmasaydık, eğer Azerbaycan bugün Karabağ'ı geri alabilecek miydi? Alabilir miydi? Erdoğan bugün gücünün zirvesinde olmasaydı, Karabağ'ı biz alabilir miydik? Biz Suriye'de kaç tane ona benzer operasyon çektik? Libya'ya niye girdik? Somali'de niye varız? Katar'da niye varız? Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de niye varız buralarda biz? Neden varız? Ne yapıyoruz oralarda? Balkanlarda ne yapıyoruz biz? Türkiye bu kadar savunma sanayisini ve üretim sanayilerini, teknolojisini geliştirip de dünyada belirli bir konuma, hani ekonomi battı bitti, hani Erdoğan mahvetti, millet acından ölüyor diye hani yaygara koparıyorlar ya. Bu kadar güçlü olmasaydık, Azerbaycan'ı böylesine desteklemeseydik, Azerbaycan oraya girebilir miydi? Cesaret edebilir miydi? Bütün dünyanın gözü önünde topraklarını geri aldı. 30 sene önce niye verdi peki? 30 sene önceki hükümet Recep Tayyip Erdoğan gibi başarılı olsaydı, Azerbaycan'ın arkasında dursaydı bugün Ermeniler alabilir miydi? 30 sene önce Karabağ işgal edildiğinde o Azerbaycan hükümeti bize helikopter verin, dağlarda bizim Azeri Türkleri hep kaçak, dağlarda gizli sığınaklardalar. Oralarda saklanıyorlar ve Ermeni askerlerinin eline geçerse katledecekler. Biz onları helikopterle alalım, güvenli bölgeye getirelim. Bize helikopter verin diye Türkiye'den istediğinde Türkiye helikopter niye vermedi? İran'dan istedi. İran niye vermedi? Bugün değil Karabağ şu anda helikopter göndermek. Türkiye tamamen orada. Bir tane kedi orada olsun, kedi. Erdoğan var kardeşim. Erdoğan olduğu için bugün bir kedi orada mahsur kalsın. Onu bir tane tüyü bile dökülmeden alır geliriz. Getirebiliriz. Hiç kimse dünyada kimse karışamaz buna. Neden? Erdoğan sayesinde. Niye sevmiyorsunuz bu adamı? Niye bu adamdan gıç kapıp nefret ediyorsunuz ya? Doğu Akdeniz'de yapılan o mücadelelere bakın. O Kıbrıs'la yaşanmış olan, o Kıbrıs'ta yaşanmış olan Yunanistan'la, Avrupa ile girdiğimiz krizlere bakın. Amerika'nın bize yapmış olduğu engellere bakın. Rusya'nın çelme takmış olduğu çelmelere bir bakın ya. Bizi her taraftan kıstırgacı almışlar ya. Bizi köşemize sıkıştırmışlar. Hepsi birer birer çakmaya çalışıyor. Siz niye bu adamın, Erdoğan'ın ayağına çelme takıyorsunuz ya?
Yani bu adama niye bu kadar ihanet ediyorsunuz? Adam karşısında bir ittifak oluşturdular. Çakma ülkücü Meral çıktı. Arkasından Kandil geldi. Arkasından CHP'siydi, şunuydu, bunuydu derken ya bütün şer odaklar, hainler, 200'ler hepsi bir araya geldi ya. Bu adamı indirmek için ülkeyi Arap Baharı gibi parçalayıp karıştırabilmenin en kolay yolu bu birliği kırmak. Birliği kırmak için de Erdoğan'ı indirmek gerekiyor. Erdoğan inerse birlik kırılacak. Birlik kırılırsa Türkiye'ye istediği imzayı attırır, Türkiye'yi istediği yerden geri çektirir, Türkiye'yi istediği teknolojiyi durdurur. Hiç kimseye destek olamaz. Hiçbir mazlumun arkasında, hani mazlumu ezerken arkasında Türkiye durmaz, duramaz. Çünkü baştan Türkiye'yi ele alacaklar. Niye siz bu kadar nefret ediyorsunuz? Ben bunu anlaşılır hiçbir tarafı yok ya. Eğer bugün Erdoğan olmasaydı Azerbaycan'da böyle bir politika izleyebilir miydik? Suriye'de, Akdeniz'de, Libya'da, şurada, burada yapabilir miydik? Yapmış olduğumuz her türlü başarıların altında Erdoğan'ın imzası var. Hepsinde ya. Sevmediğiniz o adamın var ya. Türkiye'de huzur ve rahat, refah içerisinde yaşıyorsanız, aynı size saldırmıyorlarsa, aynı Suriye'deki gibi, Irak'taki gibi, Libya'daki gibi birbirine girmiyorsan, Erdoğan'ın yapmış olduğu düzgün politika ve siyaseti sayesinde, mantıklı adımları yüzünden. Yoksa bizim çoktan boynumuza urganı geçirdiydi bunlar. Türkiye diye bir şey kalmayacaktı. Çil yavrusu gibi dağıtacaktı bunlar. Biz kul köleydik. Elimizi ayağımızı onların önünde ilikliyorduk ya. Eğer o olmasaydı ya. Erdoğan şahsen hiçbir şey değil. Ama adamın yaptıklarına bir bakın ya. Bu kadar nankör olunabilir mi ya? Bugün İlhan Aliyev kahraman. Onu bu duruma getiren, ona bu cesareti veren, o Karabağ'ı geri aldıran, arkasında duran, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü duran, asla taviz vermeyen Erdoğan 200 mü sizin gözünüzde? Bu kadar yani satılmışlığın, bu kadar hainliğin, bu kadar görmemezliğin ne anlamı var ya? Ne gerek var buna ya? Bu kadar satılmışlığa ne gerek var ya? Ne gerek var ya? Adamlar 30 sene önce katliam yapmışlar, katliam. Adamlar bizi bir kaşık suda boğacaklar. Adamlar ırkımıza, soyumuza, adımıza, varlığımıza, yaşadığımız her şeyimize kindaşlar. Bizi yaşatmayacaklar, bize nefes vermeyecekler, bize nefes aldırmayacaklar. Arkamızda güçlü bir hükümet, bir devlet olmadığı sürece biz yok olup gideceğiz, köle olacağız. Onlar için biz Afrika'daki kölelerden başka bir şey ibare etmiyoruz onlar için. Erdoğan geldi de şimdi şu anda onlara karşı dik duruyor. Elindeki 3-5 kuruşuyla 3-5 yani toplamış olduğu vergisi, geliri, şunu 3-5 kuruş hep 3-5 kuruşlar sayesinde adam bu kadar dikleniyor onlara. Bunun bile yani Kızılay'ın toplamış olduğu, depremzedelere toplamış olduğu yardımları, IBAN'ları bile hakaretler ediyordunuz. Kızılay bile düşman oldunuz. Savunma bizim Türk askerimize ya, ordumuza bile düşman oldunuz ya. Bugün Hulusi Akar bile gözünüzde hain, Süleyman Soylu hain, İçişleri Bakanı ya. Adam hain ya. Adam Sağlık Bakanı'na bile hakaretler ediyor ya. Kızılay artık yerden yere vuruyor ya. Kızılay ya, Kızılay. Türkiye'nin Kızılay'ını yerden yere vuruyor ya. Bu kadar hainliğe ne lüzum var kardeşim? Adam 3-5 kuruş parayla hem Türkiye'yi, hem Türk milletini, hem de dünyadaki bütün Müslüman mazlumları destekliyor. Arkasında duruyor yani. Onları savunuyor ya. Bütün her tarafımıza bir bakın. Ateş çemberi ya. Her tarafımız. Bütün Arap coğrafyasının hepsi, Akdeniz'de, Azerbaycan'da, bakın her tarafta ateş çemberi ya. Adamın yapacak olduğu tek küçük bir hata Türkiye'yi nerelere sürükleyecek? Ama gel gör ki onun yapmış olduğu akıllı, mantıklı siyasetler yüzünden gezi olaylarını düşünün bakın. Gezi olaylarında ülkeyi birbirine karıştıracaklardı. Yapmış olduğu düzgün ve akıllı, mantıklı adımlar yüzünden Türkiye karışmıyor. O zaman bunun gibi akıllı değil de siyaset bilmeyen bir kişi başta olsaydı, askerle veyahut da polisle sivil vatandaşı birbirine karşı karşıya getirip de çatıştırsaydı ve devlet katliam yapıyor diye batıdan böyle bir desteği de alsaydı o ayaklanmacılar, hükümeti de ele alacaklardı, yönetimi de ele alacaklardı, mahkemeleri, adliyeleri tümünü elinin altına alacaktı bunlar. Belki iç karışıklık çıkacak diye. 15 Temmuz niye yapıldı? Niye bu kadar bu nankörlük, bu körlük, bu aptallık, bu cahillik niye yani? Neden? Neden? Adamın 3-5 senesi kaldı. Adam çekip gidecek artık. Yani 3-5 sene sonra zaten adamın yaşı geliyor. Hücreleri yani öldükçe, hücreleri öldükçe adamın akli dengesi gidecek. Ecevit nasıl görüyorsunuz? İki kişi koluna girerek yürütüyordu yolda. Yani son zamanlarında, son demlerinde bırakın da istediğimiz gibi, gerektiği gibi bu adamdan yararlanalım ya. Bu adamın yapmış olduğu
bütün bu yenilikler, bu teknolojiyi ülkeye kazandırdığı bütün bu büyük adımları niye desteklemiyorsunuz ya? Niye karşısında duruyorsunuz ya? Kanal İstanbul'a karşı çıktınız. Yapmış olduğu İHA'larına karşı çıktınız. SİHA'larına karşı çıkıyorsunuz. Damadına, damatlar alaya alıp yapmış olduğu teknolojiyi aşağılıyorsunuz. Adam S-400'leri aldı, onu karalıyorsunuz. F-35'leri Amerika verdi de biz mi almadık? E şimdi yine vermiyorlar bakın. Vermediler Tomahawk füzelerini. Vermeyince ne yaptık? S-400'leri mecbur aldık. Niye arkasında durmuyorsunuz? Bu savunma sanayisidir ya. Ülkemize yapılacak, bize yapılacak olan bir saldırıyı önlemek için alınan bir savunma sanayi silahı bu ya. Ya Kılıçdaroğlu çıkmış dedi, bize diyor Suriye mi saldıracak, Irak mı saldıracak, kimse, bak görün herkes saldıracak. Herkes saldıracak, bir kaşık suda boğacak ya. Nankör bunlar ya. Bu nankör köpeklerin peşinde niye gidiyorsunuz ya? Neden? Adam Kandil'le işbirliği yaptığı tamamen ortada. Artık anayasayı bile beraber yazmışlar. Her şeyler onların elinde. Daha hala onların kıçından ayrılmıyorsunuz. Ne var bunun kıçında ya? Ya Erdoğan'ı sevmeyin ama gidip de onu da desteklemeyin bari. Bırakın siyaseti. Hiç aklınıza gelmeyen bir partiye oy atın ya. Bu rezillere ders vermek için. Bu abdestsizleri, bu kıçını yıkamayı bilmeyenleri, bu beynamazları ya. Konuşmaktan başka hiçbir şey yapmayan bu kişilere ders vermek için bunları oy atıp da onları meclise sokup da orada mecliste havlattırmayın ya. Cezasını verin. Erdoğan bir hata yaptığı zaman bakın bütün millet nasıl cezasını veriyor. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.